Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğin bakın harika bir örnek bugün. Böyle aroşalı, arasında fıstıklı gibi duran, böyle kabartmalı çok güzel bir örnek değerli izleyicilerim. Tam bir böyle bayan yeleği örneği. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane bu örneğini bir de arasını anlatacağım. Ben böyle yelek olsun gibi başladım. Burada böyle bir düz bir ters olarak başladım. Örneğimiz 3 ilmek arasında da ikişer tane ilmeğimiz var. Toplamda 5'er ilmekten oluşan bir model bu. 5 ilmek 5 ilmek üzerinden yaparsınız yani büyüklüğüne göre. Şimdi hemen örneğimize başlayalım. Ara ara zaten sizler için örmüş olduğum parçayı da göreceksiniz. Şimdi alt ucuna bir düz bir ters lastik yapmıştık. Kenarını da öyle. Ben örnek olduğu için hemen örneğe başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimden sonra bakın. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde. Sonra 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Yani 2 düz 3 ters olarak arka yüzden modelime başlıyorum. Yani kaç tane ilmeğimiz olursa olsun sevgili izleyicilerim. 2 düz, 3 ters. Hep bu şekilde modele başlayacaksınız. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de kenar ilmeğimden sonra bakın. 2 tane burada aroşa örüyorum. 2 aroşa ördükten sonra burada 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu örnek olan yeri olacak. 3 düz, 2 ters. Tekrar 3 düz, 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. Bu örnekli olan yeri. Şimdi aradaki aroşası içinde 3 tane ilmeğimi yine aroşa örüyorum. Yani devam ediyorum bakın. Burada ara için 2 aroşa örmüştüm. 3, 5. Toplamda ön yüzde 7 tane aroşa örüyorum. Örnekten sonra. Şimdi arka yüzde yine görüldüğü gibi örüyorum. Bakın 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters olarak. Arka yüzde hiçbir değişiklik yok şimdilik. 2 düz, 3 ters. Sıramı böyle tamamlıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi örgümün bakın ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de kenar ilmeğimden sonra 2 tane burada aroşayı ördüm. Sonra 3 tane düz olan ilmeğimi bakın. Şu şekilde şöyle bir doladım, 2 tekrar 3 doladım 4 5 5 tane ilmeği çıkarttıktan sonra bu en üstteki ilmeği alıp şu şekilde bir tane örneğimi yapmış oluyorum bakın. Arada 2 tane aroşa örüyorum örneklerin arasında. Şimdi yine ikinci örneğindeyim. 3 ilmeği aynı anda keser gibi yapıyorum. Bırakmıyorum. Bir doladım. Tekrar bir doladım. Toplamda 3 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmış oldum. Bakın şuradaki 3. ilmeği aldım ve bu şekilde bıraktım. Şimdi kenarındaki hemen 2 tane aroşayı da örüyorum. Toplamda burada 7 tane aroşa yapıyorum. 2 örnek arasında. Sonra diyelim ki burada örneğimiz var. Yine aynı bu şekilde yapacaksınız. Yani 3 tanenin içinden şöyle 5 tane çıkartacaksınız. 7 tane aroşa ördükten sonra ön yüzde bakın. 2, 4, 6, 7. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde önce buradaki 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonra tekrar 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi örnek olan yerdeyim bakın. Bu ilmeğimi önce bir tane ters ördüm. Şimdi 2 ilmeği aynı anda kestim.
Diğer 2 ilmeği de aynı anda kestim. Yine 3 tane ilmeğim oldu bakın. 5 ilmekten 3 ilmek. Arada 2 tane yine düz ördüm. Bir taneyi önce ördüm ters. Sonra 2'yi 1 aldım. Tekrar 2'yi 1 aldım. Yine 2 düz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bakın. Ön yüzde bir tane örneğim oldu değerli izleyicilerim. Şimdi devam ediyoruz yine. 2 tane ilmeğimi aroşa ördüm. Yine 3 tane ilmeğimi düz örüyorum bakın. Hiçbir değişiklik yok. Yine 2 ilmeğimi aroşa örüyorum. 3 düz. Örnekli olan yerinde aynı şekilde. Şimdi arada 7 tane aroşa örüyorum. 6, 7 ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Ve arka yüze geldik. Artık arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Yani 2 ilmeği düz örüyorum. 3 tane ilmeği ters örüyorum sıramın sonuna kadar. O arada siz örneğimi yakından izleyin. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters değerli izleyicilerim. Bir sıra bu şekilde örüyoruz. Harika ve kolay bir örgü. Hem de kibar durdu. Yani yakıştı bu modele. Şimdi bakın ön yüze geldim. Arka yüzü bitirdim. Ön yüze geldim. Şimdi tekrar örneğin kuruluşunu anlatacağım. Son olarak. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane burada aroşa örüyorum bakın. Sonra 3 tane düz olan ilmeğimi içimden dolaylı yollardan 5 tane ilmek çıkartıyorum. 4, 5. Sonra bırakmıyorum. Bakın şurada 3. ilmeği aldım. Ve bir tane örneğim oldu. Arada yine 2 tane ilmeğimi aroşa ördüm. Tekrar devam ediyorum. 3, 4, 5. Şu 3. ilmeği aldım. Ve bıraktım. Şimdi 7 tane ilmeğimi aroşa örüyorum. 7 ilmekten sonra yine aynı bu işlemi yapacaksınız. Siz yelek falan başlamış olursanız. Şimdi arka yüzde son sırasındayım örneğimin. 2 düz ördüm. 3 ters. Bu aroşalı olan yeri. Şimdi örnekli olan yeri de aynı şekilde bakın. Bir tane önce ördüm. Sonra ikisini bir kestim. Diğer ikisini de bir kestim. Yine toplamda 3 tane ilmeğim kaldı. Birini ördüm. İkisini bir kesiyorum. Tekrar ikisini bir kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın örneğin belli oldu değerli izleyicilerim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada aynı 2 ilmeğimi ters, 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Bu sırayı da ben böyle tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. 2 düz, 3 ters. 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. Aralarda da 7 tane ilmeğimizi ters yani aroşa olarak örüyorum sevgili izleyiciler. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Ön yüze geldiğim zaman yine modelin kuruluşunu yapıyoruz bakın. Buradan öte aynı bakın. Şu şekilde diyelim. Şöyle bakın. Burada da aynı modeli devam ettiriyorsunuz. Harika ve kolay bir örgü dedim. Umarım örneğim anlaşıldı. Şöyle mor beyaz da harika durdu değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.